Selam millet, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizlerle çok tuhaf yerlerden çıkan beklenmedik şeylere bakacağız. Videoya geçmeden önce beni Instagram'dan takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Hepinizi oraya bekliyorum. Bu videoya da like atıp güzel de bir yorum yazdıysanız ve en önemlisi de 0 TL'ye Mert Gültaş ailesine katıldıysanız serice videoya geçiyoruz. Sabah koşusunda ne buldum bir bakın diyor. Abi Pringles kutusunun içerisinde bir çuval para var. Sabah koşuya çıkıyorum. Ben bundan sonra sabah koşusuna çıkıyorum. Same time, three place. Aynı an diyor, aynı zaman diyor. 3 tane ayrı yer falan diyor. Ne dediğini falan geçin, bu kadar para buluyorsunuz. Böyle bir para bulsanız ne yaparsınız? Ben bilmiyorum ne yapacağımı. Herhalde polise veririm. Bu ilginç görünümlü balığın ne olduğunu bilmiyorum diyor. Abi bu nasıl bir balık ya? Bu bildiğin insan balığı yani. Tövbe estağfurullah. Bu nasıl bir tipi var? Şöyle kocaman gözleri var. Böyle ısırmaya geliyor. Korkarım ben bunu görsem. Bu kadın evinin içerisinde başka bir oda daha bulmuş. Gördüğünüz gibi böyle burada bir şeyler var. Yani nereden bulduğunu anlamadım ama böyle birisi ölmüş gibi kokuyor falan diyor. Yani baksanıza arkada orada bir şeyler var. Ben anlamadım ne olduğunu. Ama çok ürkütücü bir şey ya. Düşünsenize şu duvarı kırıyorsunuz, oradan bir oda çıkıyor. Benim dediğim şey çıkacak herhalde. Duvarı kesiyorsunuz. İçeride bir oda mı var? Bayağı bir oda var ya. Çocuk var. Ha tamam, bu videonun fake olduğu ortaya çıktı. Ama bu videonun doğru olanları da var. Harbi böyle bazı evlerde gizli odalar falan çıkıyor. Bu ne? Kaldırımda QR kodu var ya. Nasıl? Ne çıktı QR kodundan? Bir şarkı çıktı. Evet, saçma. Yani kaldırımdan QR çıkmasını da beklemezdim. Ormanın ortasında ağzını açmış bir şey var ve içinde ne var acaba? İçine çıkıyorsunuz, içinde bir şey yok. Aslında ortam da iyiymiş ya. Burada kalır mıydınız? Kaç para verseler şurada bir hafta kalırdınız? Ben yemin ediyorum bir 0 TL'ye kalırım. Ha, bir internet ver bana, başka bir şey verme yeter. Burası biraz fazla tozlu değil mi? Abi ciğerlerime doldu şu an tozlar ya. Ağzıma gözüme geldi. Ne çıktı? Kristal gibi bir şey çıktı herhalde. Bunlar ne ki ya? Böyle ne kristali? İnşallah değerlidir. Çünkü abinin ciğerleri iflas etti tozdan. Yo ho all hand hoist the colors high. Bu müziği çok severim bu arada. Bir tane mağara var ve mağara var. İçeride de kimse yok ama aşağıda ışık falan var. İlginç yani, bu mağarada acaba ne yapıyorsunuz? Bu bir insan falan mı acaba? Ne bu? Bunu biliyorum ya. Bu bir su altında böyle sergi, müze gibi bir şey. Orada bir sanatçı bunları yapmış, suyun altına koymuş ama çok korkunç. Düşünseniz o sergiyi yapıyorlar, işte bu adam var suyun altında. Ondan sonra sergi bitiyor, sanatçı onu almayı unutuyor. Siz de suyun içinde daldınız, böyle yüzüyorsunuz yüzüyorsunuz, bunu görüyorsunuz. Tebrikler, kalp krizi geçirdiniz. What the poop is that? Yani diyor ki bu ne adamım? Bu nedir böyle? Harbi aradan korkunçlu bir surat görüyorum ama görmüyor da gibiyim ya. Böyle yan durup şöyle bakan bir şey görüyorum ben orada. Burada ne var? Abi delikten bir şey atlamasın ya. Deliğin içinde bir şey görüyorum da görmüyor gibiyim. Ne kadar küçükmüş ya delik. Abi ben bunu bayağı büyük bir kuyu falan zannettim. Şu kadarcıkmış ya. 121 yıllık çiftlik evimizde gizli bir kapı bulduk diyor. Abi harbi dediğim şey buydu işte. Baksanıza kapıyı gizlemişler. Ne bunlar? Bu böyle bir şeyler çıkmış. Life insurance falan. Orada işte sigorta falan var. Ne alaka? Böyle saçma sapan kağıtları niye o duvarın arkasına sakladınız ki abi? Yani hayat sigortası falan var. Para falan bekliyor insan ya. Şu olay bayağı bir haber olmuştu. Bu gördüğünüz heykelin içerisinde gerçek bir insan var. Artık o adamın orada ne işi var bilmiyorum ama işte x-raylere falan sokmuşlar. Adam var ya, içinde böyle oturuyor. Adamın transa geçtiğini falan söyleyenler var. İşte keşiş monk olduğunu falan söyleyenler var. Budist rahip diyenler var. Ya da belki ölmüştür, oraya öyle gömülmüştür diye düşünenler de var. Yalnız çok korkunç yani. Onun içinde adamın ne işi var ya? Kayanın altında galiba bir şey var. Makina öttü. Ne var? Kaz bakayım. Bayağı küp çıktı. Altın mı var içinde? Abi yemin ediyorum bak, vallahi gidip böyle kazı yapan insanlardan olacağım yoksa ya. Altın mı çıktı? Bu altın çıkınca şimdi ne oluyor? Bunu gidip kuyumcuya bozduramazsınız ki. Aranızda hiç böyle işlerle ilgilenen var mı ya? Altın çıkınca ne yapıyorsunuz? Denizden bir şey geliyor. Denizden ne geliyor? Abi bu ne? Çim biçme makinası mı? Denizde çim biçme makinasının ne işi var ya? Çim biçme makinasıyla böyle bahçede başladın, ondan sonra kıyıya kadar gidip onu orada atıp geldin mi? Bu ne? Aç bakayım. Ocak falan mı? Ne bu? Yerde böyle bir şey var.
Onu da kaldırdın. Ne çıktı? Mayın mı ya bu? Yo, mayın falan değil ha. Gizli bir şey. Anladım. Kilitmiş. Şifreli kilitmiş. Videonun devamı yok ama orada ne olduğunu çok merak ettim ya. Bir insan niye evin altına böyle bir şey yapar ki? Random things I found in Marilyn Monroe'nun evinde bulduğun şeyler. Ne buldun? O ne? Marilyn Monroe yazıyor. Tamam. Abla sen de zaten Marilyn Monroe'ya çok benziyorsun. Ama ben bir şey göremedim evde. Ne bulmuş bu? Her seferinde Londra'da gördüğüm bu ev, insanlar nasıl yaşıyor falan diyor. Abi bu nasıl bir bina ya? Burada nasıl yaşayabilirsiniz ki? Evde iki kişi yan yana duramaz mesela. Ya da ne bileyim birisi yatay olarak yatamaz yani. Dikine yatması lazım. Ormanda bir şey bulmuşlar. Ne buldunuz? O ne ya? Abi terk edilmiş bir şey. Burada ne oluyor acaba? Orada bir şeyleri oraya yatırıp ne oluyor acaba oralarda? Tırstım bir ayin falan mı oluyor acaba oralarda? Ağacın içinde o ne ya? Papağan mı bu? Ana bir sürü güzel güzel papağanlar var. Abi bunların orada ne işi var? Gerçi niye şaşırdım ki? Onların yeri orası zaten. Onların yeri evdeki kafes değil ki. Bu ne? Poşetin içinde ne buldun sen? Allah Allah. Bir sürü takı gibi bir şeyler var. Abi 50 bir takı görüyorum. Başka da ne gördüğümü anlamıyorum ama yani. Bir insan saçı falan diyor. Yerin altında insan saçı diyor. İnsan saçının yerin altında ne işi var? Şimdi buradaki parkeyi kaldırsak içinden insan saçı çıksa ne olacak yani? Ne yapmamız gerekiyor? Saçını niye oraya koydun güzel kardeşim? Berber dükkanı mı burası? Oo, kumun altında parlayan bir şey var. Allah Allah. Kaz bakayım. Bir altına ışık koymuşlar bence ya. Yuh. Öyle parlayan bir taş yok ki ya doğada. Bu çip değil mi ya? Çipin içinde ne var? Bakayım. Abi çipe yaklaştırınca yalnız sanki bir köy gibi falan duruyor ya. Ne bileyim böyle. Bir şeyler varmış gibi. Aa, Sonic mi var orada? Tam göremedim. Bir daha bakayım. Vallahi orada bir şey var ya. Bir şey gizlemişler. Çipin içine resim koymuşlar. Taşın altında ne var abi? Kaldır bakayım. Kaldır. Oraya herhalde kapak. Yani iki taşın arası değil. Bir taşı oymuşlar. Üstüne de kapak diye koymuşlar onu. Çek artık. O ne ya böyle? Abi komik miydi şimdi bu? Şaka mı yaptın yani sen bize şimdi? Ben çok inanmıştım oradan bir şey geleceğine ya. Hiç yakıştı mı? Denizin altında bu kadar büyük bir bıçak heykeli gibi bir şey bulmuşlar. Çok garip. Yani onun orada ne işi var? Bu kadar büyük bir bıçağı kim niye yaptı? Ya da bu bıçak heykelini betondan kim niye yaptı? Yaptın madem hadi git onu bir yerlerde sergile. Niye denize atıyorsun? Ne geliyor? Google Earth'te bir şey bulmuş herhalde. Biz çok baktık ya Google Earth'e. Aç bakayım. Oo, bunu sanki hatırladım ya. Evet evet. Böyle bir şey var. Böyle bir ortam var. Ama o ortamın içine nasıl girdiler ben onu anlamadım. Yani bir sürü sandalye falan var. Oraya Google Earth arabası nasıl geldi de orayı çekti. Ayrıca orada neler yapılıyor acaba? Avustralya'da tuvaletler. Bu ne? Çok midem bulandı şu anda. Çok tedirgin oldum. Abi klozetin içinde bir sürü kurbağa var. Ve bunları görüp oturmadığınızı ama konuşamadım. Bunları görmeyip oturduğunuzu bir düşünsenize. Bir anda poponuza 50 tane kurbağa atlayacak. Burada neden çimenlerin büyümediğini düşünüyorduk. Niye büyümüyormuş çimenler? Ne var orada altta? Allah Allah orada bir şey var. Ne olduğunu anlamadım. İnşallah daha iyi gösterirsin ya ne olduğunu. Kes bakayım. Orada baya plastik gibi bir şey var ya. Orada tabii büyümez ki abi toprak yok ki orada. Herhalde kıyafet gibi bir şey koymuşlar altı anlamadım. Adam suyun altında laptop bulmuş. Abi bu nasıl bir şans ya da bu nasıl bir olay? Laptopu nasıl düşürdünüz ya suyun içerisine? Abi ben denizin kenarlarında falan telefonumu hiç canıma bile almıyorum, elime bile almıyorum ki. Hani ne olur ne olmaz elimden fırlar suya düşer diye. Adam laptop düşürmüş ya. Bu da suyun içinde yine ne buldun? Hoparlör mü buldun? Vallahi sen de ne şanslı bir insanmışsın ya. Abi JBL'in hoparlörü çıktı. Kesin çalışıyordur bu. Bunlar çünkü su geçirmez oluyor. Madem suya düşürdün niye geri almıyorsun? Zaten su geçirmiyor ki bunlar. Sen ne buldun kumun altında? Çıkar bakayım. O ne ya? Elmas mı o? Yok be değildir. O kadar büyük elmas olur mu hiç? Kalemin de arkasında olmaz zaten. O kadar değerli bir şey olsaydı kalemin arkasına koymazlardı. Abi bizim max şans bu işte yani. Ancak kumsalda kalem buluruz biz. Adam laptop buldu ya. Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Beklenmedik yerlerden çıkan tuhaf şeylere baktık. Siz de hiç bu tarzda bir şeyler bulmuş muydunuz? Ben hiç bulmadım. Eğer videomu izlerken eğlendiyseniz ve her gün böyle eğlenceli videolar gelsin diyorsanız videonun altındaki abone ol tuşundan ücretsiz bir şekilde bana destek olmayı ve onun yanında bir like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Şuradan diğer kanallarımıza abone olabilirsiniz. Lütfen oradan da bizi destekleyin. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşça kalın.